Türkçe'de bileşik kelime falan görüyorsunuz, değil mi? Türkçe bileşik Evet. kelime. Bileşik dediğimiz zaman daha basit yapılı bir şey mi geliyor aklınıza, yoksa basitlerden yola çıkarak, basitlerin bir araya gelerek oluşturduğu daha büyük bir şey mi aklınıza geliyor? Bileşik. Basitlerin Basitlerin bir bir araya araya gelerek. gibi bir araya gelerek. Basitlerin bir araya gelerek daha oluşturulu, daha kompleks, daha karmaşık bir yapı geliyor. İşte tam burada da bileşik, bizim kullanacağımız bileşik de bu anlamda arkadaşlar. Bileşik şudur: en az iki olmak koşuluyla farklı element atomlarının kendi özelliklerini kaybederek bir araya gelmesiyle oluşturduğu yeni saf maddeye bileşik denir arkadaşlar. Şimdi bir daha söylüyorum, altını çizdiniz ama şurada temiz bir sayfada anlatayım. Bakın, Hocam. en az iki element atomu olacakmış. En az iki farklı elementin kendi özelliklerini kaybederek, bunları hepsini tek tek açıklayacağım şimdi. Kendi özelliklerini kaybederek, çok yaşa, bir araya gelmesiyle oluşturduğu yeni Kusura bakmayın ya, sesim açık kalmış ondan. yeni saf maddeye Teşekkür ederim. bileşik diyoruz arkadaşlar. Şimdi ne demek istedim? Hocam, denemenin cevaplarını Ha, tamam. Onu o zaman ikinci derse başladığımda hatırlat, burayı bitince bakalım. soracaktınız. Şimdi arkadaşlar, ne demek istedik? En az iki farklı element. Mesela sodyum elementi. Sodyum arkadaşlar suyla temas ederse, suya atıldığı zaman patlar. Patlayıcı bir element. Mesela buna patlayıcı diyebiliriz arkadaşlar. Patlayıcı bir özelliği var. Suyla temas ettiğinde patlıyor. Klor elementi ise az önce gördünüz. Klor elementi ise zehirli bir Gaz. sıvı ya da gaz formları var. Zehirli diyebilir miyiz? Havuzu temizlemek için kullanıyoruz biz. Ama birleşince tuz oluyor Evet, sonra. havuza döktüğünüz zaman kloru, içerisindeki bu zehrinden dolayı içerisindeki mikroplar ölüyor arkadaşlar. Bakın, bu iki elementi bir araya getirdiğimde belli koşullarda, Sofra tuzu. bir araya getirirsem yeni bir maddeye dönüşüyor arkadaşlar. Mesela yemek tuzu. Yani Sonra. Klorür. klorüre dönüşüyor. Yani şuna. Sodyumun sembolü Na'ydı. Klorun sembolü Cl'ydi arkadaşlar. Bunlar bir araya gelirse yemek tuzu, yani Nacelle. NaCl olur. Şimdi yemek tuzu patlayıcı mı arkadaşlar? Hadi. Değil hocam. Zehirli mi? Hayır. Değil. Hayır. Hayır. O zaman demek ki yemek tuzunu oluşturan elementler kendi özelliğini ne yaptı? Kaybetti. Kaybediyor. Kaybetti ve yeni bir özellik kazandı arkadaşlar. Şimdi bakın, tanımdakileri açıklıyorum. En az iki farklı element. Mesela hidrojen. Hidrojen arkadaşlar roket yakıtlarında kullanılıyor. Acayip acayip yanan bir gaz hidrojen. Oksijen ise yakıcı bir gaz. Oksijen olmadan yakamazsınız arkadaşlar. Havayla temas, yangın çıkınca üstüne bir şey örtünce söndürüyorsunuz mesela, değil mi? Yani buradaki amaç Hazırlıca. oksijenle temasını kesmek. Yani hidrojen yanıcı bir gaz. Oksijen ise yakıcı bir gaz arkadaşlar. Yanıcıyla yakıcıyı bir araya getiriyorum belli koşullarda. Ve bunlar neye dönüşüyor? Suya dönüşüyor arkadaşlar. Su ise mesela ne yanıcı ne yakıcı. Söndürücü, değil mi? Evet. Evet hocam. Evet. Hidrojenin sembolü E ile gösteriyorduk. Oksijeni O ile gösteriyorduk. Oh. Suyu ise H2O diyoruz arkadaşlar. Birazdan bunlara da değineceğim. Demek ki burada bileşik oluşurken, işte oluşan şu su, oluşan şu yemek tuzu, bunlara bileşik diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz bunlara? Bunlara ne diyormuşuz? Bileşik. Bileşik. Demek ki Bileşikler. bileşikler arkadaşlar elementlerin özelliğini ne yapıyormuş? Göstermiyormuş. Kaybet. Tamamen yeni bir maddeye dönüşüyorlarmış. Anlaştık mı? Evet Kim hocam. anladı bunu? Ben anladım Söyle. hocam. Bir şey Mesela diyebilir hadi, miyim? evet söyle. Hocam, karışımla bileşiğin farkı. Yani O mesela evet. karışıma gelince söyleyeceğim onu. Acele et. Acele et. Önce bileşiği bir güzel anlayalım, halledelim. Karışımda onu söyleyeceğim. Hocam, Evet.
Bileşikte görsel olarak nasıl anlayabiliriz ki? Onu söyleyeceğim. Görsellere de geleceğim. Hadi şuna bir örnek daha vereyim. Mesela hidrojene ne dediniz? Yanıcı bir gaz dediniz, değil mi? Evet. Klora ne dediniz? Temizliyor zehir. Zehirli Zehirli. gaz. Zehirli dedik. Bunları bir araya getirirseniz hidrojen klorür oluyor. Hidrojen klorür HCl oluyor yani. Hidrojen H idi, klor CL idi. HCl idi arkadaşlar. Halk arasında ne diyorsunuz biliyor musunuz? Anneleriniz bunu çok iyi bilir. Belki siz de duymuşsunuzdur. Tuz ruhu diyorlar. Ne diyorlarmış? Evet. Tuz ruhu temizlik malzemesi olarak Evet. kullanılıyor. Tuvalet ve banyodaki arkadaşlar temizlikte kullanılıyor. Yani gördüğünüz gibi bileşikler elementlerin özelliğini ne yapmıyor? Göstermiyor. Yeni bir maddeye dönüşüyor arkadaşlar. Göstermiyor. Yeni bir maddeye dönüşüyor. Hocam tuz ruhu zehirli değil mi? Zehirli tabii, o da zehirli de o zehri klordan gelmiyor. Başka, klorla farklı özel. Mesela havuza klor dökebiliyorsun ama tuz ruhu döktüğünde iş değişir. Havuza giremez. Girdiğin anda bile vücudunu yakabilir yani. Tuz ruhu çok tehlikeli bir madde. Elini falan süremezsin ona. Evet. Şimdi burayı anladık mı arkadaşlar? Evet hocam. Evet Tamam. hocam. Şimdi gelelim bunun Evet. görsellerine. Molekül modellemesine. Arkadaşlar siliyorum burayı. Zaten ekran kaydı aldım izlerken. Bir daha not alırsınız izlemek isterseniz. Ya da fotoğrafını da alayım. Evet. Şimdi peki görsellerine gelelim. Mesela hidrojen ve oksijeni yapalım bir daha. Hidrojen artı oksijen. Bir araya gelirse neyi oluşturuyordu arkadaşlar? He? Su. Bir araya gelirse neyi oluşturuyordu? Su. Suyu. Şimdi modellemesini yaparsak hidrojen arkadaşlar şöyle küçük atomlarla modelleyebilirim mesela. Oksijeni de şöyle daha büyük şöyle tarayarak göstereyim. Farklı atomlar bunlar. Şimdi bakın suyu oluştururken ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Oksijen ortaya geliyor Evet. H2'lerden. H2O diyoruz. Suya mesela H2O diyoruz. Ne demek bu? Bir oksijene kaç tane hidrojen geliyormuş arkadaşlar? İki, İki tane iki. hidrojen. İki Şunlar tane. hidrojen. Bakın bunlar hidrojen. Şu büyük olansa neydi? Oksijen. Oksijen. Bir daha çiziyorum. Bakın işte bu da su. Peki şimdi şuraya tekrar çizeyim. Şunlar hidrojendi. Şu oksijendi. Şu ise suyu temsil ediyor. Hocam. Bir saniye bitireyim alacağım soruyu. Şimdi bana söyleyin hidrojen tek cins atomdan mı oluşuyor? Aynı cins atomdan mı oluşuyor? Evet. 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 Aynı cins atom. Peki oksijen aynı cins atomdan mı oluşuyor? Evet. Evet. Aynı. Aynı cins atom. Aynı cins atomdan oluşanlara biz element diyoruz. Evet hocam. Element. Peki suya gelelim. Suda aynı cins atomlar mı var? Farklı cins atomlar mı var? Farklı Farklı cins atomlar. atomlar. Bunlar farklı cins atom. Birleşik. Farklı cins atom. Fakat atom grubuna bakalım. Yani molekül demiştik ya atom grubu. Arkadaş grubu yani. Arkadaş gruplarına baktığında arkadaş grupları birbirinin aynısı mı arkadaşlar? Evet, aynı. Evet. Evet. Farklı cins atom fakat aynı cins Grup. grup. Yani molekül. Molekül. İşte Molekül bileşiği böyle yapıyor tanımlayacağız bileşik. arkadaşlar. Elementler aynı cins atomdan oluşuyor. Bileşikler ise Aynı farklı. farklı cins atomdan fakat Aynı cins. aynı cins Aynı aynı cins. cins neyden oluşuyormuş? Atom grubundan. Molekül. Yani Grup. Molekül. molekülden oluşur. Anladık mı? Evet hocam. Güzel. Evet. Harikasınız. Şimdi bir de bunun kitabımıza bir geri dönelim. Bakayım burada göstermiş mi? Şuradaydı. Heh. Bakın arkadaşlar. Şimdi iki tip bileşiğimiz var. İki tip bileşiğimiz var. Bakın burada elementleri bir daha görüyoruz. Atomik yapılı elementler böyle yığın halde bulunuyordu, değil mi? Düzenli halde. Bak tek cins atomdan Evet. oluşuyor. Ama tek cins atomdan Hı. oluşuyor. Ama buradakiler yığın halde.
O yüzden buna atomik element demiştik. Molekül elemente de yine tek cins atomdan ama grup halinde demiştik. Bileşiğe gelelim. Bileşiklerde de yine moleküler bileşik var. Bakın böyle grup grupsa ama farklı atomlardan oluşuyorsa buna moleküler bileşik. Molekül Bakın şekil verildiğinde bak, bir dikkatle dinleyin burayı. Herkes dikkatini bir buraya versin. Size şekil verildiğinde ilk bakacağınız şey aynı atomlardan mı oluşuyor, farklı atomlardan mı oluşuyor? İlk bakacağınız bu. Tamam mı? İlk bakacağınız şey neymiş? aynı Farklı atomlardan atomlar. farklı atomlardan Şimdi oluşmadı. aynılarından oluşuyorsa cevap ne olacak? Aynı atomsa, Element. aynı atomsa element. Evet. Farklı atomsa Bileşik. şu ana kadar bileşiği gördüğümüz için bileşik diyelim. İkinci bakacağınız şey Molekül yapı. atom grubu mu var? Bu atomlar grup halinde mi? Yani grup grup mu takılıyorlar? Yoksa bir yığın halinde mi? Eğer yığın halindelerse ve Atomik elementlerse yapı. buna atomik yapılı element diyeceğim. Aynı atomlardan oluşuyorlar yani elementler. Fakat grup oluşturmuşlarsa buna molekül yapı Molekül demek. yapı. Farklı atomlardan oluşmuşlar ve yığın haldelerse, şöyle yığın haldelerse arkadaşlar, buna moleküler olmayan bileşik, Molekül yapılı olmayan. yani kısaca iyonik de deniyor arkadaşlar. İyonik bileşik, bunu not alın. Grup halindelerse, grup halindeler fakat farklı Molekül atomlarsa molekül yapılı bileşik diyoruz. yapılı olmayan. Öğrenciler en çok şu molekül yapılı element ve molekül yapılı bileşiği karıştırıyorlar. Ama ben sizin karıştırmayacağınıza eminim. Farkı gördünüz değil mi? Bakın, molekül yapılı Evet elementle hocam. molekül yapılı bileşiğin farkını gördünüz mü? Evet. Hocam bir Evet, şey sorabilir atomları miyim? farklı. Harikasınız işte, olay bu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor canım benim. Moleküler yapılı olmayan bileşik, kristal bileşik de mi deniyordu? Kristal hangisine Evet, diyordu? kristal yapıda olanları var. İyonik, işte, kristal. Evet ha, tamam hocam. Tamam. Hocam siz şu an okula çalışıyor musunuz? Evet, niye ki? Merak ettim. Hangi okul? İstanbul'da. Sadece merak etmiştim ondan. Ha, tamam. Bir dakika şu şeyi bitireyim, cevap vereceğim. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam. Tamam. Güzel arkadaşlar. O zaman bileşiğin de ne olduğunu anlamış olduk, değil mi bileşik? Şimdi bileşiklere ekleme yapacağım şurası var. Bileşikler sembolle mi gösteriliyor, formülle mi? Sembolle gösterilen neydi? Sembol. Hatırlayın geçen hafta. Element. Sembolle. Sembol Bileşikler ise element. formülle gösterilir. Bileşikler neyle gösterilmiş arkadaşlar? Formül. Formülle gösterilir. Formül. Şimdi hocam formül ne alaka diyeceksiniz. Formülde ne var diyeceksiniz. Gösterilir. Formül dediğimiz şey de şu vardır arkadaşlar. Şimdi bileşikler, elementler bir araya geldiği için olmuyor mu? Formülde Evet. Element. oluşturan elementin sembolleri vardır. Elementin sembolleri ile adedi vardır arkadaşlar. Adedi vardır. Mesela suyun formülü ne diyorum? Suyun formülü H2O. H2O diyorum. Yani H2O. anlayın ki bu su dediğim şey hangi elementlerden oluşuyor? Hangi elementlerden Hidrojen, oksijen. oluşuyor? Hidrojen ve oksijenden. Sayıları ne? İki Hidrojen hidrojen, bir kaç tane oksijen. var? Hidrojenden kaç tane var? İki tane. İki İki. tane. Oksijenden Bir tane. bir. Bir tane. Anladık mı şimdi formülün mantığı? O Evet. yüzden Evet. elementin sembollerini bilmek önemli arkadaşlar. Çünkü elementin sembolünü bilirsem bileşiği okumam çok kolay olur. Çünkü Hocam. bileşiğin formülünde ne var dedim? Elementin sembolü var. Elementin sembolünü Sembol. bilmesem bileşiği bilebilir miyim? Hayır. Bilemeyiz. Tamam. Evet. Okey. Şimdi sorunuzu alabilirim. Hocam bir şey soracağım. Bu Sor. ilk kaç tane element ezberlememiz lazım? Yani ilk 18 ve gündelik hayatta çok kullanılan 5-6 element var. Yani 25 element filan ezberlemeniz lazım. Ha, tamam. Anlaştık. Anlaştık hocam. Evet, Hocam çok eskiden sıkarsanız yüzlerle zaman içerisinde oturur arkadaşlar. Bazı elementin sembolleri isimleriyle aynı zaten. Bazıları farklıydı. O da Latincesinden kaynaklanıyor, değil mi? Geçen hafta onun anlattım. zaten çoğunluğu HSH oluyor.
Neyle başlıyorsa le oluyor. Öyle oluyor Evet. sonunda. Ama bazıları da Latince ismi farklı olduğu için. Mesela azot ne diyoruz. Ama flor F. Fosfor. Evet. Evet. Natrium Evet. Güzel. diyorduk. O zaman arkadaşlar ilk dersimizi burada bitirelim.